Ömer Gürler ben. Bebegen markasının Gürler Global AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. 15 senedir tekstil sektöründe, ilk iş hayatıma tekstil sektörüyle başladım. Son 5 yılda kendi işimi kurarak Bebegen markasıyla birlikte e-ticarete atıldım. Daha öncesinde de 10 yıl yöneticilik yaptım tekstil firmasında, ihracat odaklı. Sonrasında kendi işimizi kurmaya karar verdik ve Bebegen markasını hayata geçirdik. Bebegen 2016 yılının başında kurulan bir marka. İlk e-ticaret markası olarak hayata geçirdik. Facebook, Instagram, sosyal medya üzerinden satışlara başladık. Akabinde web sitesini oluşturarak bütün Türkiye'ye, ayrıca dünyaya ürün satmaya başladık. Başarılı olmamızın en büyük sırrı çalışmak. Yani ticarette de tabii ki e-ticarette de iyi günlerimiz, kötü günlerimiz mutlaka oluyor ama hiçbir şekilde moralimizi bozup pes etmedik. Sürekli çok çalıştık. Her işin sırrı da aslında çok çalışmaktan geçiyor. Dijital ortamın faydaları şu, biz Düzce merkezli bir firmayız. Düzce merkezde çok görünür bir yerde olmamamıza rağmen bütün Türkiye'de ve dünyada görünür hale gelmemiz bizim en büyük avantajımız oldu. Dolayısıyla biz e-ticarete başladığımızda bunun çok katkılarını gördük. Arap ülkelerinden veya Avrupa'dan müşteriler de edindik bu sayede. E-ticaret yapmak bizi dünyaya da açtı aynı zamanda. E-ticaret, ticarette aslında artık olmazsa olmazlar arasında. Dünyadaki en büyük şirketlere baktığımızda e-ticaret şirketleri olduklarını görüyoruz. Amazon gibi, AliExpress gibi. Özellikle bütün büyük markaların da, mağazalaşan bütün büyük markaların da aynı zamanda e-ticarete ağırlık verdiklerini görüyoruz ki artık pandemi süreciyle de birlikte bunu daha iyi anladık. İnsanlar artık evlerinden sipariş veriyorlar. İnternetten aradıklarını daha kolay bulabiliyorlar. E-ticaret artık yeni nesil ticaretin adı diyebilirim. Pandemi sürecinde özellikle e-ticarete hiç girmemiş firmalar bile artık e-ticarete girmeye başladılar. Dolayısıyla her firmanın artık portföyünde e-ticaret var. Yapmak istediği işler arasının başında geliyor e-ticaret. Pandemi sürecinde insanlar evine kapandı, bir yere çıkamadılar. Herkes online ticarete yöneldi, e-ticaret sitelerine yöneldi. Dolayısıyla pandemi sürecinde en aktif ve işleyen sektör e-ticaret sektörü oldu. E-ticarete girmek isteyenlere şunları söyleyebilirim. İlk önce kararlı olmaları gerekiyor ve ne yapmak istediklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Sonrasında da o işe odaklanarak çok çalışmaları gerekiyor. E-ticaret keyifli, kolay, aynı zamanda çok mesai ve zaman gerektiren bir iş. O yüzden ilk önce kişiler ne yapmak istediklerine karar verip çok çalışmaları gerekiyor. Biz Ideasoft altyapısını kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Ideasoft öncesinde ilk biz e-ticarete başladığımızda daha basit bir sistemde web sitesi oluşturduk. Ama bu bizi ileriye taşıyamadığı için, birçok eksi ve olumsuzluklarla karşılaştığımız için daha profesyonel bir web sitesi oluşturmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada da Ideasoft çıktı karşımıza. Hem fiyat hem potansiyel imkanlar açısından bizi e-ticarette daha üst seviyelere taşıdı. Yani artık günümüzde dünyadaki ticaret e-ticarete yöneliyor. Yani dünyaya açılmak istiyorsanız, bulunduğunuz yerin dışında farklı insanlara, farklı kitlelere hitap etmek istiyorsanız e-ticaret yapmak zorundasınız. Artık her sektörde bu şekilde. Durum bu. Düzce il olarak Türkiye genelinde en son il. 81. il ve nüfus yoğunluğu çok olmamasına rağmen Düzce'de e-ticaret potansiyeli ciddi manada var. Bu konuda farklı sektörlerde de e-ticaret işi yapan firmalar var. Bu zamanla daha da gelişecek, daha da genişleyecek. Farklı sektörler, işte ne bileyim, e-ticaret her geçen gün farklı bir boyutta büyüyerek devam edecek. Düzce'de e-ticaretle alakalı aslında çok potansiyel var. Yani lojistik anlamında hem İstanbul'a hem büyük şehirlere, Ankara'ya, Bursa'ya, yakınlık açısından da lojistik anlamında çok avantajlı bir konumda. Düzce'de veya farklı illerde e-ticaret yapmak isteyen birçok arkadaşımıza da yardımcı olduk aslında. Ve yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Amacımız şu, ülke ekonomisine katkıda bulunacak her türlü faaliyete biz katkıda bulunabilirsek bu bizi memnun eder.
Daha sonraki amacımız da kendi markamızla daha büyümek, yurt dışına açılabilmek, hem düz yayınımıza hem ülkemize katkı sağlamak.